Toplama işi olacak mı yoksa? Tabii öyle. Toplama olsun diyoruz. Toplama yani kira... Allah'a inanmaya gevursun. İki çeşit kiraz. Bir beyaz, biri Napolyon. Abi şey derler. Yemek aldım derler ki özellikle de ben için. Abi, yapacak zamanı bulmuşsun. Bak dışarıda misafir var, sen orada uyuyor. Size soruyor. Süreyya Hanım bir şey kiraz yanan bir gidecek. Yeğeniz onları böyle çektiler. Evet, yok yok. Gelin. Gel bakalım hadi şöyle. Abi burada yok. Bahçenin kralı bu. Sen yardımcısın. Sen onu sen topluyorsun. Ben kendim toplarım. Bir şey yardımcı olabiliriz ya. Yani. Ben Asiye Yapıcı. Yahyalıyız. Doğma büyüme. Herhalde kiraz sezonu hasadı mı başladı? Kiraz sezonu başladı. Geçen sene hiçbir kirazımız yoktu ama bu sene çok şükür Rabbim verdi. Soğuk aldı. Geçen sene hiç kirazımız olmadı. Bu sene de çok güzel elhamdülillah. Ya günlük öyle şeyli toplamıyoruz ya. İhtiyacı olana, isteyene hediye gönderiyoruz. Yani öyle bir satmalık ne şey yapmıyoruz da. Ticari amaçlı değil ama hediye amaçlı çok fazla gönderiyoruz Allah rızası için. Yesinler. Kayınbabamdan kalan bir şey onun canı için gönderiyoruz yemekler için isteyenlere. Ramazan Yapıcı. Hasat başladı artık. Bu sene kiraz bol. Ama pazarlaması zor. Evet. Sorun orada. Vatandaş kirazını satacak yer arıyor. Geçen seneye göre çok güzel mahsul var. Memnunuz. Bunlar Napolyon. Sık yeti olduğundan fazla büyümedi. Yani daha da büyük olurdu aslında. Biraz sık olduğundan küçük kaldı yani. Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Ramazan Bey'in bahçesindeyiz şu anda. Ben teşekkür ediyorum Ramazan Bey'e. Cenab-ı Allah verdikçe artırırım diyor ya ayeti kerimesinde. Şimdi Ramazan Bey il ticari değil bu diyor. Dostlarımıza ikramlık kirazımız diyorlar. Gerçekten biz buna da şahidiz. Kayseri'deki dostlarımıza, Kayseri dışındaki dostlarımıza hediyelik kirazları var Ramazan Bey'in. Zaman zaman teravihleri de kılmaya buraya geliyoruz biz. Çünkü altlarından ırmaklar akan, üstlerinden meyve olan cennet böyle tarif edilir biliyorsunuz. Etrafımıza bir baktığımız zaman birkaç çeşit kirazı görme imkanımız var. Alyana kirazımız var, beyaz kirazımız var, Napolyon kirazımız var. Anne baba usulü kiraz dediğimiz kirazlarımız var. Ama bu Napolyon kirazı biraz kabuğu sert ama alyanak kirazımız ince kabuk ve sulu bir kirazımız. Efendim hasat başlamış oldu yahyalımızda kiraz hasatı. İnşallah müşterilerimizi bekliyoruz biz. Kirazımız konusunda inşallah pazarlanalım. Elmadan sonra kiraz mı buranın önemli? Evet. Meyvecilikte iyi durumdayız hamdolsun Allah'a hamd ediyoruz. Bu yeşil yahyalı diye boşuna söylediğimiz yok. Biz kirazda da iyiyiz. Birazcık kayısı da yeşil sarımız ön planda ama yahyalımızda kirazımız, çileğimiz ve elmamızla ünlü bir ilçeyiz hamdolsun. Talha Yapıcı, emekli öğretmenim. Ağzımızda oruç. İşte akşam yaklaşınca buraya geldik yazlığa. Burada artık iftarı bekliyoruz Allah izin verirse. Tam tefek kiraz ağacının altında. Kiraz ağacının altında bekliyoruz. Evet, daha zevkli oluyor. Evet, Yahyalı'nın kirazı çok meşhur herhalde değil mi? Evet. Yahyalı'nın kirazı iyi. Allah yardım eder. Soğuk vurmazsa çok daha iyi. Ancak
yağ yalını kirazında şey var, problem, pazarlama problemi. Para yetmiyor. Bakın bugün sabahleyin konuştum. 1 lira 120 kuruş diyor. Şu gördüğünüz Napolyon kirazı. Birinci sınıf kiraz. Şimdi kirazlar üzerinde kaldı. Toplayacak kimse yok. Vatandaşa diyorum ya gel topla. Gene toplamıyor, kurtarmıyor diyor. İşte vatandaşa ve arkadaşa, eşe, dosta diyoruz ki gelin kiraz yiyin. Hiç olmazsa geçmişlerimizin canına değer diye düşünüyoruz. Sıkıntı bu. Kiraz iyi ama neticede şeye dönüşmüyor. Ticari olarak rentabl değil yani.